Evet, çok değerli konuklarımız Sezgin Tanrıkulu, İbrahim Kaboğlu hocamız, anayasa hukukçusu ve Sencer Hayat hocamız, sosyoloji profesörümüz ve ana konu belki son bölümde herkes biraz bundan bir iki cümle söyler. Çok değerli bir tırnak içinde %49 ruhu yakalandı. Çok daha yüksek aslında o rakam ama şimdilik adını %49 ruhu olarak koyuyoruz. Bu ruh nasıl devam ettirilecek? Ana eksenimiz bu. Ama Sencer hocaya şunu da sormak istiyorum. Türk bu seçimlerin referandumun meşruiyeti tartışılıyor. Bunu konuştuk 2 saattir. Bu sorunu biz nasıl aşacağız ya da aşabilecek miyiz? Ne olacak? Tabii şimdi önce sorunun ağırlığını da bir kısaca koyalım. Siz zaten devam diyorsunuz ki bakın 49 hatta 49 değil diyorsunuz. Ve biz burada neyi konuşuyoruz sürekli olarak? Hem bu referandum sürecinin hem de oylamanın kendisinin adil olmadığını konuşuyoruz. Bu ne demektir? Başlı başına Türkiye için bir meşruiyet krizidir. Yani kabul etmiyorsunuz sonuçları ve şu anda da sokaklarda vatandaşlar var ve Türkiye'nin yarısı kabul etmiyor. İkinci bir mesele var. O da az önce ifade ettim. Şimdi bütün bu anayasa sürecinde neden anayasalar aylarca, hocamın alanı neden yıllarca sürer yapılır? Çünkü hiç kimse memnun olmaz ama herkes benim düşünceme en yakını oldu der. Şimdi toplumun %50'si bu anayasa değişikliğine ben kategorik karşı çıkıyorum diyor. Bu zaten başlı başına bir meşruiyet krizi demektir. Başlı başına. O nedenle sorun çok ciddidir, ağırdır. Ve Latin Amerika ülkelerinde başkanlık sisteminin devamlı istikrarsızlık üretmesinin ana nedenlerinden birisi kazananın hepsini alması, kaybedenin hepsini kaybetmesidir. Türkiye şimdi böyle tehlikeli bir sürece girdi. Ve son şunu söyleyeyim bakın. Burada eğer bir parti az oy farklı bir siyasi parti geçip de iktidar olsa o zaman ne diyoruz canım? 2 sene sonra ara seçim olabilir diyoruz. 4 yıl sonra gider diyoruz. Ama ne geldi? Ne geliyor şimdi? Bir sistem geliyor. Yeni bir rejim geliyor. Başkanlık denen yarı otoriter bir sistem geliyor. Neyi biz kabul etmiyoruz o zaman? 2 sene ne tartışılacak? Halk meşruiyet krizi demek burada şu demek. O getirdiğin yeni rejimi kabul etmiyoruz demek. Ve Türkiye bu anlamda bir, size 2-3 temel sonucu şeyini söyleyeyim. Birincisi Türkiye çok ciddi sorunları olan bir ülke. Çok ciddi. Ekonomik bütün bu sorunların çözümü daha ağırlaşır, zorlaşır. Niye? Böyle bir meşruiyet ortamında temel sorunlar konusunda önemli adım atamazsınız. Kilitlenir kalırsınız. Bakın birinci bütün tehlike. Dünyaya karşı Evet. kilitlenir kalırsınız. İki, siz dünya dediniz. Ben onu söyleyecektim zaten. Dünyada zaten olmayan itibar. Şimdi biz buradan kabadayıca konuşuyoruz ama şimdi bakın dünyada itibar kalmadı. Olsa olsa Türkiye'ye stratejik işbirliği için evet diyorlar. Şimdi böyle bir ortamda bu sonuçtan sonra bütün dünya bunu eğer haksız görürse siz dünyada da itibarınızı kaybedeceksiniz. Bu ekonomik bakımdan da kredi demektir. Bırakın başka şeyi. Değil mi? Ekonominin kredisi demektir. Şimdi Türkiye çok ağır ve zor koşullara itildi. Onun için önümüzdeki dönemde bu meşruiyet buramı nasıl açılır? Bakın şundan emin olun. Bu süreç anlatıldıkça yani bu getirilen bu otoriter rejimin her bir özelliği anlatılınca hocam başta bir madde okudu. Her bir özelliği anlatılınca öyle bir sonuç olacak ki 2 sene sonra vatandaş zaten diyecek ki bak bu adam aday. Sizin sorunuza cevap veriyorum. Bak bu adam aday. Bu neyi savunuyor? Bu taraflı başkanı savunuyor. Aman biz gördük taraflı başkan mı illallah. Şimdi 2,5 sene bu yaşanacak. Onun için herkes bugün konuşulmayan maddeler. Mesela dediniz ki yıllarca seçilmiş dediniz, atanmış dediniz. Şimdi deniyor ki yürütmeyi halk seçecek deniyor. Güzel başkanı seçti. Bütün bakanlar atama. Ne meclise hesap verecek ne halka hesap verecek. Bütün bakanlar atama. Şimdi bakın bunların hepsi konuşulacak. Bir kişinin ordunun başı, partinin başı, sayın hükümetin başı, devletin başı, yargının başı, hepsinin başı olduğu her gün konuşulacak. Öğrenmeyen öğrenecek, Sağır Sultan duyacak. Onun için de yaratılan bu meşruiyet bunalımı bence çok ciddi bir demokratik bilinçlenmeyle bir hukuk mücadelesi açılacak. Ben bundan çok ümitliyim. Türkiye eğer Türkiye'nin ilerlemesi için demokrasi ve demokratikleşme şartsa Türkiye'ye bazen insanlar mekteplerde okuyarak öğrenir demokrasi nedir, ne değildir diye. Ama en önemli öğrenme siyasal öğrenmedir. Günlük hayatta konuşa konuşa bütün kütleler demokrasi nedir, neden önemlidir,
Ve Türkiye'de bu sistem neyi götürüyor, biz neyi kazanmalıyız bunu öğreneceklerdir. O açıdan siz de söylediniz birkaç defa, yani burada sanki kazanmış havası var diye. Gerçekten de hiç kimse umuda kapılmasın. Bakın peş peşe yenilgi olmuş olabilir ama bu bir bunu bir özel bir yenilgi olarak görmeyelim, bir yenilgi daha serisi olarak görmeyelim. Görelim. Zaten açık uçlu bir süreç var şu anda. Açık uçlu bir süreç var. O nedenle bence en önemli mesele umut. Yani bütün bu hayır diyen insanlar, buna inanarak hayır diyen, demokrasiyi savunmak için hayır diyenler biz yapabiliriz diye düşünmeleri lazım. Biz yani bu umut bunu besler. O heyecanı kaybetmeyeceksiniz, umudu kaybetmeyeceksiniz ve biz yapabiliriz diye inanacaksınız. Evet, aynen katılıyorum. %49, yani şimdilik %49, aslında daha büyük olduğunu tahmin ettiğimiz %49 hayır ruhu devam ettirilmeli. Tabii nasıl devam ettirilmeli? Hem bu bağlamda hem de size yine Sezgin Tanrıkulu sormak isterim. YSK'nın bu akşam açıkladığı gerekçeli karar var. Neyin gerekçeli kararı? Mühürsüz oyları saymayla ilgili. Geçerli saymayla ilgili. O çok tartışmalı. Ki bu mühürsüz oyların çok fazla olduğu, doğuda olduğu, yani sandıkların baskı altında olduğu yerlerde ve AKP'nin de oylarının hep çok çıktığı yerlerde olduğu iddiası var. Ve baktığımızda da 700 bin oy, yaklaşık 700 bin oy bu taraftan bu tarafa geçerse sonuç değişiyor. Ve mühürsüz oyların da rakamları milyonlarla ifade ediliyor. Ben bilmiyorum. Siz YSK'nın bu akşamki açıklanan gerekçesini nasıl değerlendiriyor? Sağlıklı bir şey mi? Nedir? Yani şimdi gerekçe elinde, yani öncelikle bu gerekçeyi, yani kararı verdiği anda açıklaması ve kamuoyuna sunması lazımdı. Sitesine yayınlaması lazımdı. Dediğim gibi pazar günü saat 16.10'da bu başvuru yapıldı. Başvuru yapılmadı aslında. Çünkü yani YSK'nın kendi üyesi olan, oy verme hakkı olmayan AKP'li üyesi tarafından böyle bir görüş iletilmiş. Aynen şöyle yazıyor. Seçim kuruluna şifai olarak ulaşması. Yüksek Seçim Kurulu'na şifai olarak ulaşması diyor. Şifai kararı bir gösteriyor. Var, evet, tamam. Karar. Bizimkiler son sayfası evet. Diyor. Ama karar. Önemli değil, evet. Ve AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi filanın tarafından kurulumuz başkanına verilen dilekçe diyor. Aslında bu dilekçelerde falan saat olması lazım. Çünkü bu şekli bir hukuktur. Dediğim gibi. Kararda şu yazıyor. İşte başvuru tarihi yok. Yani saati yok. Saat, kararın verildiği saat yok. Açıklama saati. Bir de seçim günü olduğu için evet, saat denedi. Evet, saat, evet. 16.04.2017 evet. Tarihinde saat kaçta vermişsin sen bunu yazmamışlar karara. Saatin de yazılması lazım. Seçim hukuku bakımından çok önemli bunlar. Gerekçesiyle, bakın gerekçesinden tümünü okudum. Bir sefer gerekçeyi iki gün sonra açıklamış olması bile yani büyük bir zafiyet. Ve bu karara güvenmemenin nedenlerinden bir tanesi de bu. Böyle bir karar bana göre veremez. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin güvenli yapmasından sorumludur. Dürüst ve adil yapmasından sorumludur. Anayasanın 67. maddesi uyarınca. Bu görev ona verilmiş. Hepsi hakim güvencesine sahip insanlar. Tümü. Şunu yapması lazım. Yani yapması lazımdı. Yaptı da zaten seçimlerden önce. Nasıl oy kullanılacak? Bunun genelgesini yayınladı. Genelgesinde dedi ki işte şeye uygun, yasaya uygun bir biçimde işte zarfların, pusulanın falan mühürlenmesi lazım dedi kendisi yani. Bunu yaptı. Hatta yurttaşlarımızı bilgilendirici videolar hazırladı. Pusulaya bakacaksınız, mühürü var mı? Mühür yoksa mühürleteceksiniz. Yoksa geçerse hale gelir. Kendi şeyler yani, kendi videoları bütün bunlar. Bunlara özen göstermedi ve şu en önemlisi, Yüksek Seçim Kurulu bir danışma organı değil, bir karar organıdır. Kendisine ilçe seçim kurulundan bir başvuru yapılmadan seçim devam ederken kendisi bir karar veremez. Oyun sayımı konusunda. Genelgesini hazırlamış. Şeyden önce yasa var, anayasa var, genelge var. O kuralları koymuş bir sefer. Şimdi o kurallara aykırı bir kararı kendisi veriyor. Yani maç devam ederken kuralı değiştiriyor. Bu kadar açık. Bu kadar tamamen tam bir kanunsuzluk halidir. Tam bir hukuksuzluk halidir. Ve dolayısıyla da seçimlerin tümünü şaibeli hale getirmiştir. Hayır veya evet, ne olursa olsun kararın kendisi. Nasıl olacağını bilmiyoruz. Çünkü bu saatten sonra öyle bir iş yapıldı ki ne kadar oyun mühürlü olup olmadığını saptayamıyoruz. Çünkü böyle bir tırnak tutulmadı. Dedi ki tırnaklara geçirme hiç ve tümünü geçerli say dedi. Aslında ne olacaktı? Seçim kurulları bunu tırnağa geçirecekti. Bu kadar mühürsüz pusula var. Bu kadar mühürsüz pusulanın içerisinde şu kadar evet var, şu kadar hayır var.
ayıracaktı. Sonuçta aleyhine olan insan veya siyasi parti ona itiraz edecekti. İlçe Seçim Kurulu'na. İlçe Seçim Kurulu bir karar verseydi, İl Seçim Kurulu'na, oradan da şeye gidecekti. Yüksek Seçim Kurulu o zaman kendi görüşünü ortaya koyardı. Derdi ki seçimlerin sonucuna etkili değil derdi. Veya etkilidir, iptal ederdi. Ama bütün bu imkanları siyasi partiler bakımından ortadan kaldırdı. Şimdi biz mesela CHP olarak neye itiraz edeceğiz? Elimizde veri yok. Çünkü daha sonra bunlar mühürlendi. Daha sonra. Şunu istemez misiniz? Bahçeli mesela şeyi istiyor. Ne kadar MHP'ye YSK bunu açıklamalı dedi. Yani o kadar uçuk istekler varken siz acaba... Ya şöyle bir şey bakın. Bütün bunları, bütün bu denetim imkanını da ortadan kaldıran bir karar verdi. Denetim imkanını, etkili başvuru hakkını, adil yargılama hakkını ortadan kaldıran bir karar verdi. Dolayısıyla bu kararın kendisi tam kanunsuzluktur. Ve kararda ne diyor biliyor musunuz? Şunu söylüyor. Hata ve ihmali tespit edilen sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında ilgili seçim kurullarınca yasal gereğin takdir ve ifası için suç duyurusunda bulunmasına diyor. En büyük suçu bunlar işlemişler. Yani kendi suç duyurusunda bulunuyor da Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi üyeleri doğrudan doğruya bu şekilde bir karar vererek, bakın bu şekilde bir karar vererek en ağır seçim hukuku ilanı yapmışlar. Ve suç işlemişlerdir. Açık söylüyorum. Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal değil, kötüye kullanma. Çünkü bu bir karar. O kararla seçim kurullarının kendi görevlerini yapmasını engellemişler. Kendi görevlerini yapmasını ve şu anda hepsi görevi kötüye kullanmaktan, seçim sonuçlarını değiştirmekten yani doğrudan doğruya kasti bir biçimde suç işlemişler. Bu kadar çok açık. Bunu söyleyeyim. Şimdi şuna geleceğim. Demokrasi ve hukuk devleti olmanın en temel ölçütlerinden bir tanesi ve şartlarından bir tanesi serbest ve dürüst seçim hakkıdır. Serbest ve dürüst seçim hakkı. Ve dolayısıyla bu seçim itibariyle de demokrasi ve hukuk devleti olmanın son ölçütü olan buna da Adalet ve Kalkınma Partisi eliyle yargıyla birlikte kökünü kazıdılar yani. Sonuç itibariyle ama şunu söyleyeyim son olarak hiç kimse endişe etmesin. Türkiye'de ilk sorunuza geleceğim. Türkiye'de hayırda büyük bir zemin oluştu. Büyük bir zemin oluştu. Evet, zemin oluştu. O Türkiye'yi demokrasiye de çoğulculuğa da taşıyacaktır. Kimse endişe etmesin. Hocam. Ve umudunu kaybetmesin. Şöyle tabii ben bir düzeltme yapayım. Şu halde Sezgin Bey'in yaptığı, verdiği malzeme doğrultusunda ben mühürsüz pusuluların ve zarfların mühürlendiğini bilmiyordum. Bazı yerlerde sonradan tak evet, mühürlendi. İşte o kötü. Görüntüler çünkü, var. Evet, görüntüler var. Tabii çünkü... Hani, YSK'dan o uyarı gelince mühürleyerek evet, tekrar koyuyorlar. Seçenekli yaptırımda ilk yaptırım bu olmalıydı. Anayasanın 13. maddesine göre daha ölçülü evet. Bir şey varsa evet. O zaman ölçülü şeyi uygularsınız. Ama olmadığına göre esasen Yüksek Seçim Kurulu ve seçim sandıkları evet. Suç işlemişlerdir. Hepsi birlikte suç işledi. Bu saatten sonra yapılması gereken seçimlerin bütün olarak iptal edilmesidir hukuken. Çünkü bir şeyimiz yok. Yani burada bir yorum seçeneğimiz yok. Ama eğer iptal edilmez ise o zaman bu şaibe devam edecektir demokratik meşruluk açısından. Bunu da tabii esasen hükümet ve çevrelerinin evetçilerin düşünmesi gerekiyor. Bu da hani hayır yönünde bütün bu baskı ortamında verilen oyun değerini daha da fazla arttırmaktadır. Şimdi başından beri hep vurguladığımız üzere bu kadar toplumun geleceğini ilgilendiren bir metnin yapılmasında neden acele edildi sorusunu hep sorduk. Ve hatta şunu da dile getirdik. 2,5 yıl sonra yürürlüğe girecek bu metin. Peki niçin 2,5 haftaya sıkıştırıldı? Çünkü tam 18 günde yapıldı bu Anayasa Komisyonu'nda ve Meclis Genel Kurulu'nda. Buradaki şeyi tabii ki bize bu telaş burada da var. Yüksek Seçim Kurulu da bu telaşın bir parçası olmuş.
Bu da bizim her ne kadar ben artık hukukçu demeyeceğim kendime dedinse de bu diplomalarımızı elimizden çok şükür alamayacaklarına göre biz yaşadıkça hukuku anlatmak, evet. Hukuku konuşmak durumundayız ve Yüksek Seçim Kurulu'nun buna alet olmuş olması gerçekten esef verici, çok üzücü. Çok üzücü. Keşke yapmasaydı, keşke koltuklarından olsalardı ama buna alet olmasalardı. O kadar alelacele telaşa kapılmalarına hiç gerek yoktu. Benim tavsiyem, temennim hep bu anayasa sürecinde dile getirdiğim gibi bilgilenme temelinde bu işi konuşmamız, bilgilenelim. Bütün yurttaşlar ne olup bittiğini bilsin. Birincisi bu. İkincisi hukuku çok iyi kullanalım. Evet şu anda Yüksek Seçim Kurulu şey yapmış olsa da biz Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyu, Avrupa Mahkemesi'ne başvuruyu hukuki donanımlarla bütün burada dile getirdiğimiz ve getiremediğimiz hususları kullanalım. Ve üçüncüsü de yurttaşların eyleminin meşru eylem olduğunu, kimse şiddete başvurmuyor ise ki başvurmamaları gerekir. Başkasına küfretmiyorsa, aşağılamıyorsa, ırkçılık yapmıyorsa bu barışçıl eylemler bu kazanılmış hakların sahiplenilmesi için meşrudur. Meşrudur. Bu kitlesel eylemleri desteklemek gerekir ve kolluk güçlerinin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Yani hükümete karşıt olarak değil, geleceğini sahiplenmektir, gelecek kuşakları sahiplenmektir bugün sokaklara çıkmak, eylem yapmak bilgi temelinde. Ve ben sözümü bitirirken yine aynı maddeyi sözlerimin başında okuduğum fıkrayı okumak istiyorum. İlginçtir. Cumhurbaşkanının yetkileri 8. maddede düzenleniyor. 9. madde bir başka konuyu düzenliyor. 10. madde Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarını düzenliyor uzun uzun uzun. Ve sonuna bir fıkra ekleniyor, bir cümlelik ve o bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir denmiş diyor. Ve bu kararname sıradan bir kararname değil, 8. maddede düzenlenen kararname kategorisine yer alan kararname değil, anayasa hükmünde kararnamedir. Yani normlar hiyerarşisini saydığımız zaman anayasa, Cumhurbaşkanı kararnamesi bu gelecek. Yasa bundan sonra olacak. Çok sakıncalı bir süreç. Çok sakıncalı. Ben evet, bu düzenlemeden evet oyu vermiş olan yurttaşlarımızın da bu düzenlemeyi dikkate almaları ve bunun üzerine düşünmeleri gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de son cümle olarak şeyi söylemek istiyorum. Hakikaten gezi ruhu çok önemliydi. Süremizi de açtık bu arada. 7'den 77'ye bir gençlik hareketiydi. 7'den 77'ye bir hareketti. Çok bir ortak ruh yakalanmıştı. Şimdi bu ruhun daha fazla genişlediğini görüyoruz. Bu hayır ruhuyla, hayır hareketi ruhuyla, %49 ruhuyla. Şöyle ki gezide antikapitalist Müslümanları tanımıştık. Şimdi saadetiyle birlikte mütedeyyinler daha fazla katıldı. İş büyüyor, geziden bir ileri vitese gidiyor. Veya HDP veya Kürtler biraz yarım ağızdılar. Bazıları işte açılımı önlemeye yönelik darbe girişimi bile deyip böyle yarım durmuşlardı. Biraz var biraz yok gibiydi. Şimdi tamamen içinde duruyorlar. Keza MHP ve ülkücüler de vardı gezin içinde ama çok kurumsal falan değillerdi. Bu kez özellikle bir parti içi muhalefet ile birlikte adlarını çok kurumsal olarak koydular ve geziden hakikaten bir vites daha ileri gittik ve bu hepimiz için de umut verici. Konuklarımız da bunu dile getirdiler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için ve bizleri izlediğiniz için. Tüm konuklarımız adına hepinize iyi geceler diliyoruz. Hepimiz de yarından umutluyuz.